Merhaba arkadaşlar. Şimdi SD karttan buton giriş çıkışları fark etmiyor. Butonun buluyoruz. Şu görmüş olduğunuz değerine zaten SD kartlarda lehimler belli oluyor. Tam butonun arkasında lehimler var arkadaşlar. Oradan iki tane kablo lehimleyip o kablolarda yeni Android T-Win kartına yine aynı şekilde butonla, eğer butonlar öbür kartta gibi lehimler dışarıda gözükmüyorsa siz butonun yanlarına lehimleyebilirsiniz. Benim iki tane buton var. Ben birine lehimledim. İkisi de kart üzerindeki aynı işlemi görüyor. Evet arkadaşlar. Bu şekilde lehimleyerek kartınızı eğer bir ışığı yakmayacak şekilde yapabilirsiniz. Bunu yaparken özellikle SD kart sökerken arabanız uyku modunda olmasına dikkat edin. Airbag beyni resetlenebilir. Başımıza geldi. Airbag beynimiz resetlendi arkadaşlar. Bunun da maliyeti yüksek oluyor. Bilginiz olsun. Tağınız bir airbagçi falan yoksa bayağı bir maliyetli olabiliyor. Tekrar programlamak veya eski bir beyin bulup o beyni ona geçirmek maliyetli oluyor. Bu şekilde lehimleyip kabloları çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. T'yi taktım. Multimedya montajladım. Airbag lambasını hemen şöyle size göstereyim. Yani bir Android T'yi takarken airbag lambası söndürmek basit. Aslında basit ama biz bir hata yaptık takarken arkadaşlar. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Arabanın kontağı kapalı, araba uyku modunda, gerekirse akünün dahi eksi kutbunu sökün. Airbag soketi olan kısmı öyle çıkartın arkadaşlar. Yani tape işlemini o şekilde yapın. Kartınıza önce kartınızın işlemini yapın. Her şeyi yaptıktan sonra takıp enerjiyi verin arkadaşlar. Yoksa airbag beynini sıfırlıyor ve tekrardan program atılması gerekiyor. Onun da miktarı her şehirde büyük ihtimalle değişiyordur. Taradığınız vardır, yoktur. Hani 1000 liraya gözden çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu tarih için geçerli arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Attığım videodaki gibi yapabilirsiniz. Videonun arkasına küçük kartlı olanlar için de bir video atacağım. Buradaki amaç sadece oradan alacağınız tetik dörtlü butonunu çalıştırmak için. Taktığınız tab'in dörtlüsünü, şu görünen dörtlüsünü, şu dörtlüyü çalıştırmak için arkadaşlar. Bilginiz olsun, dörtlünün ışığı yanmıyor bu arada. Işık istiyorsanız da şurada tab'in mesela şuralarında ışıklar görünüyor. Oradan küçük bir led koyabilirsiniz oraya. Aklınıza geldi ama o anki şeyi de unuttuk arkadaşlar. Bilginiz olsun.